Tam iyileştim derken binlerce kişiyi yatağa düşüren gribe iyi gelecek çorba tarifi. Hafızayı ve bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler hangileri? Kansere iyi gelen bitkiler nelerdir? Bitki uzmanı Ayhan Ercan birazdan Doktor Aytuğ'da. Evet, bu bölümde neler yapacağız neler diyorum çünkü o kadar çok şey yapacağız ki bir kez her şeyden önce grip kaç gündür bizle konuşuyoruz stüdyomuzda, herkesin evlerinde şu anda ne yazık ki davetsiz misafir olarak gribe karşı harika tarifler olacak. Zayıflamak isteyenlere tarifler olacak. Sadece zayıflamak isteyen yok, iştahsız çocuklar var, çocuklar için tarifler olacak. Var da var, ben sözü fazla uzatmayayım, zamandan da çalmayayım. Stüdyomuzun konuğu Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Derneği Başkanı ve bitki uzmanı Ayhan Ercan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi Ayhan Bey dedi ki alın bakalım karıştırın görelim dedi. Öyle dedi. Hani doktorluk kolay ama tarhanayla bir başlayın dedi. Yani şaka yapıyorum ama hakikaten tarhanayı koydu ben karıştırıyorum. O kadar güzel kokuyor ki kokusu keyifle bile insanı karıştırıyorsun, böyle değil mi? Bir mutlu ediyor. Kesinlikle. Çok sağlıklı bir yiyecek zaten. Özellikle de tabii hazır çorbalardan bir sürü kimyasal işlemden geçmiş, bir takım kimyasallarla aromaları arttırılmış ya da gama ışınlarıyla raf ömrü uzatılmış çorbalardan çok daha iyi annemizin evde yaptığı tarhana. Ben şunu merak ediyorum zaten, neden bu hazır çorba alınır? Çünkü yani çorba şey değil ki, hani böf stroganov yapmıyorsunuz, zincir meyendi yapmıyorsunuz yani çok suya bir şey koyup karıştırıyorsunuz yani. Aynen öyle. Bu neden böyle hazır çorbalarla şey yapılır anlamıyorum yani. Ama öyle bir endüstri var ve bizi reklamlarla buralara itiyorlar tabii halkımızı. Dolayısıyla da işte yine bahsedeceğiz kiloyla da ilgili, her şeyi kolay yapmak istiyoruz. Her şeyi çok çabuk yapmak istiyoruz. Dolayısıyla da bu hazır yiyecekler bu anlamda ciddi sıkıntı. Sağlık açısından da sıkıntı. Bir sürü kimyasal maddeler giriyor. Evet. Bir de emek önemli bir şey. Yani kesinlikle. Yemeğimize emek verirsek o zaman o yemek daha lezzetli hale geliyor kesinlikle gibi geliyor bana. Kesinlikle. Değil mi? Aynı fikirdeyim. Her şey için geçerli bu. Evet. Peki o zaman biz hemen tariflerimize başlayalım. Çünkü başlayalım. Çok tarifimiz var. Bir kere ağrılar için bitki banyosu. Evet. Özellikle havalar soğuduğu zaman yaşlılarda hiç bir yan etkisi olmayan, bitki kullanamayan, tansiyon, şeker problemi olanlar için sadece bir banyoyla harici bir uygulama. Harici zaten, bir uygulama. Evet. Hiçbir yan etkisi yok, hiçbir ilaçla etkileşimi yok. Dolayısıyla da çok kolay yapacakları. Burada 4 tane bitkimiz var. 40 kilit var. 40 kilit nedir ya? Nasıl geçiyor? Ben ilk defa her gün yeni bir ot öğreniyoruz. Ya hakikaten yani bu otlar bitmiyor. Ne kadar bitmez. Zengin bir dünya ki bu otlar. Dünya değil, zengin bir Türkiye aslında. Aslında Türkiye bu anlamda çok çok zengin Türkiye. Avrupa'da bugüne kadar tedavi amaçlı kullanılan 12 bin tane bitkinin 7 bin tanesi Türkiye'de yaşıyor. 7 bin kusur tanesi. 2 bin tanesi de endemik. Yani sırf Anadolu coğrafyasında olan bitkiler. O anlamda zenginiz. Tabi bu televizyon programlarının katkılarıyla bunlar daha ortaya çıkıyorlar. Evet. Satılmayanlar, kaybolmakla yüz yüze olanlar ortaya çıkmaya başladılar. Araştırmalarda o nebzede genişliyorlar tabi. Çok daha iyi oldu. 40 kilit otu nedir bunun özelliği bu otun? Bu otun bitkilerin içerisinde en yüksek silisyum içeren bitki. Silisyum için. Evet. Magnezyum, kalsiyum, vitaminler için, pardon özür dilerim, mineraller açısından en zengin bitkilerden bir tanesi diyebiliriz. Aynı zamanda da diüretik bir bitki. İdrar söktürüyor yani. İdrar söktürüyor. Bu ödem çaylarının neredeyse de birçoğunun içerisinde vardır. Hemen bunun yanında çok iyi bir ağrı kesici biberiyemiz var. Bu biberiye de zaten her yerde kullanılıyor. Artık mutfağımızda da bol bol kullanılıyor. Aynen, selülit mesela. Evet. Yaz gelmeden onu pek konuşmuyoruz ama. Evet, iyi bir ödem boşaltıcı o da. Tıbbi papatya var. Bu önemli. Bakın tıbbi papatya ile normal papatyanın arasında hep görüyoruz değil mi? Normalde bembeyaz bembeyaz. O işte tıbbi papatya değil. Tıbbi papatya. Sarısı çok olan. Küçücük olan sarısı. Ha, küçücük, evet. Ve kubbe olan. Baktığınız zaman onlara nazaran bakın şurada şu çiçeğin orta kısmı düz bitmiyor, kubbe şeklinde bitiyor. Bu tıbbi olandır ve kokusu çok farklı. Özelliği bu olsun. Tıbbi papatya, evet ben bir kere daha programda yapmıştık. Tıbbi papatya ayrı bir şey. Yani biz papatyayı kırda bulduk, topladık aman ne güzel demeyelim. Değil, esas hikaye tıbbi papatyada. Peki bunun çayı içilebiliyor mu? Bu sadece harici kullanılır. Bunun çayı içilebilir zaten, tedavide esas bu kullanılır. Çok daha etkisi ötekine göre farklıdır. Hatta şöyle de diyelim. Bazı zehirli bitkiler var. Papatya o kadar çok benziyor ki siz eğer doğada onu görürseniz papatya diye toplayabilirsiniz. O anlamda çok ciddi yanlış yapıyor. O zaman yani biz bunu ne olur ne olmaz toplamayalım. Yok. Aynen öyle. Tabii bazı bitkiler için öyle. Zehirli ikizleri var. Mesela bunun koyun gözü denilen bir ikizi var. Ciddi zehirli bakımda. İkizleri. Evet. Ama bak çok güzel bir deyim bu. Zehirli ikize. Tabii, tabii. Ne dediniz? Koyun? Koyun gözü denilen bir bitki var. Göğüs bakımında çok etkilidir. Kozmetikte çok yaygın kullanılır ama harici dahilen kullanılırsa ciddi anlamda zehirlenmeler yapabilir. Daha önce de buna benzer bir vaka da gördük biz. Mesela baldıran otuyla zehirlenen, baldıran rezeneyle o kadar birbirine doğada benzer ki kadıncağızın bir tanesi, ben hiç unutmuyorum bir gün,
köylerde yeşil bitki satıyor, ot satıyor. Otu toplamış, gelmiş pazarda rezene diye satmış ve bir kişinin zehirlendiğini, daha sonra dolayısıyla zehir danışma merkezinden bana ulaştıklarında hangi bitki olabileceğini Allah'tan biliyorduk. Böyle elimizde bir bilgi vardı, verdik. İnsanlara gerekli tıbbi müdahale yapıldı ve hayatı kurtuldu. Yine en fazla dikkat edilmesi gereken bitkilerden bir tanesi de acı bakla galiba, değil mi? Tabii, acı bakla var. Mesela halk tababetinde birçok şey doğru, denenmiş ve etkileri kanıtlanmış şeyler ama mesela bir acı kavun var. Acı bakladan geldik oraya. Sinüzit için kullanılıyor. Mesela ölüme kadar getirebilir. Evet, onu burnuna burnuna koyuyorlar. Aynen, çok fena. Çok. Şimdi gelelim şu şey, ağrılar için banyoya. Dört tane bitkimiz var. Tıbbi papatya, mürver çiçeği, biberiye ve 40 kilit otu. 40 kilit otu. Ne yapıyoruz bunları? Ne yapıyoruz bunları? Bunlardan küvetimizi dolduruyoruz ama küvetimiz mümkün olduğu kadar kaynar suyla doluyor. Bunlardan her birinden birer yemek kaşığı içine atıyoruz. Ve küvetimizin normal vücut ısımızın dayanabileceği sıcaklığa gelene kadar bekliyoruz. Tabii özleri sıcak suda daha çok çıkıyor. Aynen çünkü, öyle. Evet. Suyun rengi zaten hafif sararmaya başlayacak. Sonra rahatsız etmesin diye kabaca elimizle üzerindeki bitkiler üste çıkacaktır. Alıyoruz ve içine giriyoruz bir 15-20 dakika kadar. Su çok soğuk olmayacak. İçinden çıkacağız. Eklem ağrılar için çok iyi bir gevşetici. Hatta içinde papatya olduğu için antialerjen, alerji baskılayıcı, alerji önleyici, herhangi bir ciltlerinde kızarıklık varsa ağrılar için, kas ağrıları için, tutulmalar için. Uyku problemi varsa uyku öncesi belki yapılabilir. Papatya çok iyi rahatlatıcı. Evet, kesinlikle. İşte yine tıbbi papatyaya geldik. İnsanlar uyku için alıyorlar tıbbi papatyayı. Literatürde öyle geçiyor çünkü. Ama beyaz bildiğimiz klasik osis papatyasını alırsanız işte uykuya hiçbir şekilde yaramıyor. Biz de bunlarla çok mücadele yaptım, ediyoruz. Yaptım olmadı diyenlerin seçimi yanlış oysa ki. Birçoğu tabii canım. Yani ülkemizde ben bamya çiçeğinin nar çiçeği diye satıldığını da biliyorum. Yani maalesef böyle bir durumda söz konusu. Ya Ayhan Bey, ben biraz başım dertte. Topaklarını çözemiyorum. Ben sana sebebini söyleyeyim çünkü kaynar suyu attın onu. Evet, normalde evet, şöyle bir kabın içinde tarhanayı soğuk suda alıp erite erite yapacaktın. Yavaş yavaş ekleyip ısıtırken de vallahi ben elini... bilmiyorum şimdi elime verdiler tahta kaşığı, karıştırıyorum topak diyorum. Bir şey yanlış yapıyorum, soldan sağa dönmeye başlıyorum. Gene topak, yani kendimden zannettim meğerse. Yok, Nilüfer aydınlattı Allah'tan. Evet. Hay Allah ya. Yani sürekli bir içimde vicdan azabı var yanlış yapıyorum diye. Yok, erkeklerin bizim biraz beceriksizliğimiz galiba. Ben neden peki tamamladım. Efendim, şimdi ikincisi çocuklar için iştah açıcı. Evet, bunu çok soruyorlar. Ve şey var, burada çok yanlış bir kanı var. Anneler hep şunu biliyorlar. Çünkü çok hasta geliyor, çok müşteri geliyor bize. Çocuğum şişman olsun, çocuğum gürbüz olsun. Ya şişman olmakla sağlıklı olmak çok farklı şey. Aynen öyle. Yani yarın bir günde ondan sonra obeziteyle nasıl mücadele edeceğiz diye uğraşıyorlar. Ondan sonra şeker meydana geliyor, birçok hastalık meydana geliyor. İyi de çocuk da bir kaşıktan fazla, iki kaşıktan fazla yemeyince anne vicdan azabı çekiyor. Diyor ki ben yedireyim de bir kere yesin de ne sonrasına bakarız. Evet. Ama değil, siz işte hekim olduğunuz için yanınızda konuşmak çok doğru değil. Estağfurullah. Ama yiyebildiği kadar zaten yiyecektir ama biraz da biz ebeveynlerde var. Aslında bu güzel şeyleri, sağlıklı şeyler biliyorsunuz ki çok lezzetli değil ama biz bunları lezzetlendirebiliriz kendi elimizle. Mesela çok diyorlar çocuğun pekmez yemiyor. Çocukların neredeyse tamamı vanilya sever. Alın, kalkın bir parça üzerine vanilya dökün. Bakın pekmezi yiyor mu yemiyor mu? Ya da hiç yemiyorsa bir meyve suyunun içerisine pekmezi bir kaşık olarak çözün. Bakalım yiyecek mi yemeyecek mi? Biraz orada yine çalışma, biraz zahmet gerekiyor. Dolayısıyla da anneler bu konuda çok muzdarip olmasınlar ama hakikaten iştahsız olan ve gelişiminin yavaş olduğunu düşündükleri, bağışıklık sisteminin düşük olduğunu düşündükleri çocukları için bir formülümüz var burada verecek. Burada kara üzüm özütü var. Bu çok özel. Ben bunu neredeyse her şeyde söylüyorum. Kara üzüm özütü. Burada özünden özütünün ne farkı var? İlk kez duydum o yüzden. Şöyle öz olması için her şeyin içinde olması lazım. Bunda her şey yok içerisinde. Bunda sadece meyvenin, üzümün yani lifleri, kabuğu ve çekirdeği var. Belli yararlı kısımları var. Ve şurada 7 kilo üzüm var. Yani 7 kilo. 7 kilo üzümün özütü var. Tadına bakabilir miyim? Tabii. Ben... Şöyle bir kaşık vereyim. Ve tadı çocukların hayır diyemeyeceği nadir şeylerden bir tanesi. Aktarlardaki ürünleri çocuklar pek sevmezler. İşte zencefil çayı içirirken zorlanırlar. Güzel. Bakar mısınız siz de? Bakarım tabii. Niye bakmayayım? Benim gözüme baktı, onayı aldı. Nilüfer yedi yüzünü buluşturmadıysa ben yiyebilirim. Ya, bugüne kadar kimseyi öldürmedim. Rahat olabilirsiniz. Güzel değil mi? Hem de çok güzel vallahi. Bayağı üzüm püresi gibi. Evet. Süper. Hem çocuklar için çok önemli bu. Ciddi anlamda demir eksikliğinde de çok önemli. Türkiye'deki kadınların da 3/2'sinde demir eksikliği söz konusu olduğuna göre bunu muhakkak sofralarından ayırt etmemeleri lazım. Biz üzüm yerken çok büyük hata yiyoruz. Çekirdeklerini çıkarıyoruz. Aslında üzümün en kıymetleri kabuğu ve çekirdekleri. Yani bütün anti-aging kremlerde var. Aynen öyle.
Dolayısıyla da muhakkak bunu çocuklarınıza da verin. Kendiniz de özellikle hanımlar için yiyin diyoruz. Şimdi bazı sorular gelecek akıllarına. Polen de var bu formülümüzün içerisinde. Alerji diyecekler yapar ki, mı? Evet, alerji yapar mı? O çok yanlış bir bilgi. Onu hemen söyleyelim. Çiçek polenleri arılar işlemediği zaman ya da ağaç polenleri özellikle kavak çınar gibi alerji yapar. Özellikle bahar nezlesi, astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarına ciddi sıkıntı yaratır. Ama bu bahsettiğimiz polen o polen değil. Çünkü arı bunu kendi salgısıyla işliyor. Tam tersi alerjilere karşı önleyici etkisi vardır polenin ve çok yani arı işledikten sonra aldıktan sonra işledikten sonra tam tersi alerjileri baskılayıcı etkisi var. Çünkü çiçeğin içinden poleni aldıktan sonra bir kısmını kendi ayaklarına salgıları var. O salgıları indiriyor. Onunla yuvarlamaya başlıyor polenleri. Aslında kendine bir yiyecek. En güzel kısmını hazırlıyor, ayırıyor ama biz insanoğlu işte kovanların önünde bir tuzak, polen tuzağı kuruyoruz. Onlar da geliyor orada bir kısmını bırakıyorlar. İşte biz de bunları bu tür rahatsızlıklara karşı insanlara tavsiye ediyoruz sıklıkla ve çok neredeyse tüm vitaminlerin içinde olduğu bir gıda maddesi ve alerji konusunda da insanlar güvenlikle tüketebilir. Ondan ne kadar koyacağız? Bundan da bir çay kaşığı kadar içine koyacağız. İkisini güzelce karıştıracağız. Yine de tadı bozulmayacak çünkü polen de çok çiçeksi bir tadı var. Çünkü neticede evet, çiçek nektarı. Zaten bu çok baskın olacaktır. Baskın olacaktır. Eğer çocuğunuzda biraz da enerjik olsun diyorsanız burada saf arı sütü var. Bu da dünyanın en kıymetli gıdalarından bir tanesi. Koyacağım miktarı özellikle gösteriyorum burada bakın. Evet. Çok önemli. Faydalı bol buldum yiyeyim demeyelim. Yetişkin bir insan için maksimum doz 1 gramdır. Çocuklar için yarım gramdır. Yani şu gösterdiğiniz gibi yarım gramdır. Takriben çok küçük bir parça koyacaksınız içine. Ne olur fazlası olursa şekerli bir besin değildir. Arıdan elde edildiğine rağmen ama çok ciddi anlamda enerji verir ve sıkıntı yaratabilir. Normal insanlar duramazsınız. Sorunu olabilir diyorsun. Evet, aynen öyle. Çocuk duvardan duvara zıplayabilir, hoplayabilir. Bir türlü önünü alamayabilirsiniz. Sonra bizim telefonlar kilitlenir artık. Evet. Ne yaptınız bu çocuklara? Kesinlikle. Burada gördüğünüz üzere hazır oldu. Bunu verebilirsiniz. Niçin veriyoruz bunu çocuklarda? Nasıl veriyoruz bunu? Aç karnına mı? Süreç önemli mi? Çocuğunuz eğer zayıfsa, bunu tok karnına verin. Çok güçlü bir besin bu çünkü. Ama çocuğunuz eğer kiloluysa bunu aç karnına verirsiniz. Yüksek enerjili bir gıda olduğu için de iştahını da bir nebze bastıracaktır. Açken alınca baskılayıcı, tokken alınca iştah açacak. Aynen öyle. Eğer de hastaysa bugünlerde ya da okula gidiyorsa grip, nezle, soğuk algınlığı vesaire bulaşıcı hastalıklardan muzdaripse içine de kilosuna göre bu çok önemli burası sıvı propolis. Böyle iki damla koydum. Ne kadar? Bunun ölçüsünü çok sık sıkıştırıyorlar sosyal medyada da bana. Neredeyse 10 sorudan 5 tanesi bununla ilgili. Her 5 kilogram için 1 damla. Yani çocuğunuz 10 kiloysa 2 damla vereceksiniz. Çocuğunuz 13 kiloysa hep üste tamamlayacaksınız. 3 damlaya çıkacaksınız ama fazlasını vermenin hiçbir faydası yok. Bunu da ısrarla söylemek istiyorum. İnsanlar zannediyorlar ki bir takım şeyler çok fazla yedikleri zaman çok sağlıklı olacaklar. Böyle bir şey yok. Vücudun alma kapasitesi var. Hatta tam tersi bazı bitkiler, etkisi çok güçlü bitkilerde bir takım sıkıntılar ortaya çıkabilir. Çocuk yesin mi? Tabii yiyebilir. Ama yer bu. Bilseydim 3 gram arası koyardım için. Hayır, pazartesi günü size söylerim. Bakalım bugünkü enerji nasıl, gün nasıl geçti. Başka kanalları da gezme sırayla. Evet, çorba da şaka maka çözülmeye başladı. Evet, kıvamını ben da almış. Ben bunu alınca çorbayı unuttum, görevimi unuttum, hemen alacağım şimdi. Ben o tarafa geçeyim, kaynatayım. Sen sola geç Aytu. Evet, aslında Aytu Bey şey yapsaydı şimdi bu enerjiden sonra çok hızlı mikser gibi çırpardı çorbayı. Evet, doğru diyorsunuz. Ama hakikaten o kadar lezzetli ki ben bir şey söyleyeyim, çocuklar bundan vazgeçmezler. Vazgeçmez, kesinlikle yerler. Ve şöyle söyleyeyim ben. Çok ciddi anlamda demir eksikliği çeken insanlar, hatta çok ismini zikretmiyorum ama kemoterapi sırasında kan değerleri çok düşen insanlarda bile çok ciddi etki gösterdiğini bizzat ben kendim... Kara üzüm özütü. Evet. Ve enteresandır, böyle kıymetli ürünler genelde yurt dışından gelir. Bu bizim ülkemizde var. Ülkemizde bir girişimci bunu yapıyor. Çok da iyi yapıyor. Normalde bizim ülkemizde maalesef üzüm suyu ya da şarap gibi işleyen ürünlerde bunların hepsi çöpe gidiyor. Aslında en kıymetli meyvenin yeri. Evet, gerçekten kara üzümün kendini de hep söylüyoruz programda. Kesinlikle. Müthiş antioksidan diye. Evet, peki buradan nereye geçiyoruz? 9'lu zayıflama çayımız var. Evet, bu son 1 yıldır, 1,5 yıldır. Benim nadir söyleyip de pişman olduğum şeylerden bir tanesi. Neden? Çünkü, neden?
bir örnek göstermiştik bir televizyon kanalında 36 kilo. Çünkü aldı ayda. Başını gitti sonra her aldı yerde. Başını gitti. Yalan yanlış olarak değil tabii mi? Tabii canım 38 tane internet sitesi tespit ettik. Maalesef çok yavaş işliyor kanallarımız bu anlamda çok müdahale edemiyorsunuz. İçinde hiç alakası olmayan bitkiler barut ağacı bulunamadı. Yerine çam ağacı kabukları, çınar ağacı kabukları. Tabii tabii tabii. 3 tane bitkiyi yani... ben hatta bir tanesini aradım. Benim adıma çay satıyorlar telefonla. Ben başka birisiymiş gibi görüştüm. Gayet de ikrar sattılar ediyorlar. Sattılar mı sizi? Yok satamadılar da satmaya çalıştılar. O kadar da arsızlar. Hatta bir de dönüp diyorlar ki insanlara diyorlarmış ki sosyal medyada ben cevap verdiğim için. Biz Ayhan Bey'le 3 ay reklam parası için anlaştık. 3 ay sonra çok yüksek reklam parası istedi. Dolayısıyla da ondan sonra anlaşamadık. Aslında bu şey onun şeyi. Şimdi yan çiziyor gibi. Aynen öyle. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İnternette yıllar içinde. Aa, ben seni de görüyorum. Tabii canım. Ben neler sattım internette. Şampuanlar mı istersin, kepek önleyiciler mi istersin, kremler mi istersin? Hiç haberim yok. Hiçbir şeyim yok. Koyuyorlar resminizi oraya. Altına aynen. Da ürünü koyuyorlar. Hadi satıyorlar bakalım. İyi şöyle değil mi? Bundan 3 kaşık alın çocuğunuz olsun. Hayır. İşin kötüsü de şu. Başvuruyorsunuz aynen dediğiniz gibi kan savcılığa başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ki ya böyle böyle ihbar ediyorum diyorsunuz. Hop orası kapanıyor başka siteden tabii, tabii. Çıkıyor. Yani kesinlikle. Takip etmelerine yakalamalarına imkan yok. Onlar böyle pap her dakika çıkıyor ve beni sürekli söylüyor. Bak Facebook'ta çıktım, bak orada çıktım, bak burada çıktım. Hiçbirinden haberim yok. Maalesef yani. Maalesef birçok ekrana çıkan bundan da insan muzdarip. İstiyorsanız, biz orijinaline gelelim. Orijinaline gelelim. Orijinalinde ne var? İlk önce en çok koyacağımız bitkiyi gösterelim. Yeşil çay. Yeşil çay zaten artık. Dünyanın her tarafında çok bollukla istiyorsanız ölçü olarak da şöyle göstereyim. Tamam. Hazır hazır ne kadar koyacağımız miktarlar da bir porsiyon için ortaya çıksın. Şöyle 3-4 tane yeşil çay yaprağından içine atacağız. Burada barut ağacı kabuğumuz var. Bunu özellikle de gösterelim. Bakın. Neye benziyor? Barut ağacı kabuğu budur. Arka tarafı bakın çok pürüzsüz ve koyu sarı renkte. Ön tarafı da çok ince bir kabuk. Böyle ellerinizle bile şöyle kırabileceğiniz dağılan. Öyle kalın kalın ağaç kabuğu değil. Burada biberiyemiz var. Şöyle küçük bir parça bu biberiyeden atıyoruz. Burada funda yaprağımız var. Bunları tanıyorlar. Barut ağacı kabuğunun etkisi nedir? Niye koyuyoruz? Barut ağacının burada etkisi bağırsakları yumuşatıcı etkisi var. Ama bir sinemeki gibi değil. Yani güvenli bitkiler kategorisinde asla bağırsak tembelliği yapmıyor. Yani belli bir süre sonra siz barut ağacını içmeden tuvalete çıkmama gibi bir derdiniz olamaz. Yok, yani bağımlılık yaratmıyor. Bağımlılık yaratmıyor. Mesela sinameki vardır. Bizim halkımız çok fazla kullanır. Israrla söylüyorum bunu. Hala şu anda da Avrupa'da yasaklanması gündemde. Ciddi anlamda uzun süre kullananlarda beyin hücrelerinde ölüm vakası görülmüş. Şu an takip ediliyor. Muhtemelen yakında yasaklanır diye düşünüyorum. Ve emin olun ki 3 ay eğer düzenli sinameki kullanırsanız hayatınız boyunca sinameki kullanmadan tuvalete çıkamazsınız. Ne diyorsunuz? Evet. Bu çok acı bir gerçek. Karma karışık çayların içinde var işte aslında. İşte hani bu sahte çayların hepsinde evet, var. Evet. Tek başına olsa gene ayırt edilebilir kesinlikle. Bir şey ama o hani işte formunuzu korumanıza yardımcı, zayıflamanıza yardımcı çaylar denildiği zaman o bütün karmaşanın içinde ne yazık ki bir miktarda sinameki oluyor ve... Bir miktar değil çok miktarda. Ben bu sahte çayların birçoğundan internet üzerinden aldırttırdım. Bakalım içinde neler var diye. Birkaç tanesinde fotoğraflarını çektim yayınladım. Sinameki koymuşlar. Mantaliteleri de şu, alsın insanlar yesin, ishal olsun, kilo verdiklerini zannetsinler. Kilo vermezsiniz. Suyu kaybetsinler. Vücudunuzdaki suyu kaybedersiniz, bağırsaklarınızdaki faydalı bakteriler, probiyotikler yok olur gider. Ondan sonra da birçok hastalık ortaya çıkmaya başlar. Onun için aman dikkat, sinemakiden mikro vücudu. Şimdi yeşil çayı koyduk. Evet, barut ağacımızı koyduk. Barut ağacını koyduk. Biberiyemizi koyduk. Funda yaprağı koyduk. Funda yaprağından birazcık koyuyoruz. Bu da çok iyi bir ödem boşaltıcıdır, Erika diye geçer. Burada... Çoban çökerten diye bir bitkimiz var. Çoban çökerten. Evet. Yani çok dikenli ve çok riskli bir bitki. Elinize batarsa fena acıtıyor. Bakın burada bir tane dikenini göstereyim. Oo. Bir dikeninden bin metre. Evet. Tutarsak görüyoruz. Aslında bu tribulus. Çok sık kullanılan bir bitki. Kalp ve damar sağlığı için çok önemli bir bitki bu. Bundan da böyle içine küçük bir parça atıyoruz. Niye çoban çökerten? Neden? Çobanlar yürürken bunun yeşil haline bastıkları zaman o kadar dikeni acıtıyor ki hakikaten yere çöktü. Yandım ağabey yere çöküyor yani. Aslında bunların hepsinin isimlerinin bir şey var. Var. Burada mate çayımız var. Bu da çok önemli. Bu da doğada iştah kapayan 10 tane bitkiden bir tanesidir. Yani çok fazla bitki yok bu anlamda. Her ne kadar dense de. Yan etkisi de çok minimumda olan bir şey. Minimum yok çünkü neredeyse, içinde evet. Çaya göre bildiğimiz yeşil çaylara göre kafein içeren çaylara göre
Kafein yok içerisinde. Matein denilen yani bir başka madde var. Uykunuzu da kaçırmıyor, gece de içebiliyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Dolayısıyla huzursuzluk hali vermiyor, çarpıntı vermiyor. Aslında gerekiyorsa size. Gördüğünüz gibi hiç fena değilim bu konuda. Burada kekiğimiz var. Ama bakın bu kekiğe de buna özen gösteriyoruz. Bu kekik türleri içerisinde görmüş müydünüz bilmiyorum. Yok. Bu top kekik gibi, ben evet demin o dikkatimi çekti. Top kekik. Top kekik. Bilye kekik diye de geçer. Bu tansiyonu en az yükselten kekiktir. Mesela kara kekik çok lezzetlidir ama top kekik tansiyon ve sağlık açısından önemlidir. Tabii bu çayları yaparken bir yandan da çayın güvenilirliğinin olması lazım. Tabii. Yani güvenli bir karışım olması lazım. Bir kesinlikle, sürü yan etki yapabilir kesinlikle, çünkü. Kesinlikle, kesinlikle. Biliyorsunuz daha önce çok yaşandı. Biber hapı dediler, biber çayları dediler, aynen, altın çile kapları dediler ve ölüm vakaları yaşandı. Hı hı. Bu çay aşağı yukarı 1,5-2 yıldır insanlar biliyor, Allah'a çok şükür. Ölen her falan an, yok bir sıkıntı yok. Hı hı. Burada da özellikle sinirli ot dediğimiz bir ot. Çok güzel kokuyor. Aslında kokan kekik. Kekik ufaladığım mi koktu? Koku. Evet. Bir şey kokuyor. Evet, bu kokmuyormuş. Bu kekik kokmaz. Kokuyor. Bu sinirli ot. Bu da karaciğeri korumak bu sırada yaptığınız diyetler. Sinirli ot. Evet, sinirli ot. Burada da çok işte siz biliyorsunuz zaten, bu çok özel bir evet, bitki. İstiyorsanız vereyim bir parça. Sizden öğrenmiştim ben onu. Bunu ağzınızda çiğneyin, çiğneyin ve yutun. Çiğneyip çiğneyip yutun. Yutun. Hı? Ama iyice çiğneyin, acısı gelsin ağzınıza. Sonra 10 santimsin. Yani bu özel Hindistan'da ormanlarda yetişen Jimnema ismi verilen bir bitki. Jimnema. Evet. Bu hem ağızdaki reseptörleri, tatlıları hissetmemizi alamıyoruz tadını. Senin topağına çözüm buldum, tamam, bu arada. Onu alıp geleyim ayrıca. Hissedemiyorsunuz. Hem de gün boyu gıdalardan aldığınız şekerlerin bağırsakta emilimini %30 kadar azaltıyor. Ve çok yeni keşfedilmiş bir bitki. Hindistan'da yetişen bir sarmaşık türü. Dolayısıyla da bu çayı eğer düzenli kullandığınız takdirde, içtiğiniz takdirde canınızın çay tatlı isteme ihtiyacı azalıyor. O bana lazım. Ama şunu çok özel vurgulamamız lazım. Ben aldım, her şeyi yedim, hamuru yedim, şekeri yedim, bu çayı içtim, oturdum yerden, oh 10 kilo verdim, böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok değil mi? Tabii. Aynen öyle. Çünkü bu işi, bu görüntüleri, eski video görüntülerini internete yayınlayanlar birçoğu kesiyorlar. Aslında bizim burada söylediğimiz bir şey var. Zayıflattığımız insanı her gün 5 kilometre, 6 kilometre yakın yürüttük biz. Kısa kısa başladık, 2 kilometre, 3 kilometre ve bu çayı içti. Sonra başka tavsiyelerimiz oldu. İnsülin direncine karşı ya da işte bir sabah kahvaltı. Bir bütün tabii onların hepsi. Evet. Ya aldım ben, evde hamur yaptım. 5 çayını oturdum, 5 tane hamur yedim, bir ekmek yedim. Ondan sonra da çayı içtim, zayıfladım. Böyle bir şey söz konusu değil. 9'lu zayıflama çayı bile olsa hiçbir şey. Ama bu tabii iyi bir destek. Tabii, kesinlikle sadece destek. Ne zaman içilecek? Yemeklerden önce, yarım saat önce, onu da söyleyelim. Oyalan yanlış çaylarda 2 tane diyorlar çünkü ishal yaptığı için. 2 tane çayla falan olacak iş değil bu. 3 tane her yemekten önce ilk bir hafta böyle başlıyoruz. Yarım saat önce içiyoruz. 2. hafta kendimize bakıyoruz, herhangi bir sıkıntı yoksa 5 taneye kadar çıkabiliyoruz ama maksimum sınır 5 tane. Yetişkin çorbaya geçelim. Için. Herkes tamam, onu merak evet, ediyor. Grip olduğu bir için şey kaynadı bu, da acı bir şeymiş. Tamam. Peki bir tane kesme şeker ya da şunun tadına baktınız. Evet. Şu tatlıydı değil mi? Evet. Bakın bakalım şimdi tadı var mı? Hemen çorbaya da geçer. Tadı var mı? Şaka gibi ya. Yok mu? Hiç tadı yok. Evet. Yani baklava yerseniz bu bitkiyi kullandıktan sonra size su böreği gibi gelecek. Aynen öyle. Yani demin çok şekerli, çok tatlı, çok lezzetli bir şeydi. Şimdi dümdüz bir şey yedim yani. Su gibi ne bir şeydi. Ne yediğimi anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Kesme şeker yerken buz yemiş gibi oluyorsunuz, onu da söyleyeyim. Özellikle şeker krizine girenler, özellikle muayen günlerinde, evet, hanımlar için bence kullanılabilir bir bitki. Süper bir bitki. Herkes kendini bir gösteriyor. Bir daha adını ben alalım o bitkinin. Jimnema. Jimnema. Evet, Jimnema. Jimnema. Tamam, Jimnema bitkisi süpermiş. Evet, artık da çok kolay da bulunuyor. Aktarlarda çok var anlattıklar sonra. Evet, diğerlik tarhanaya değil mi? Herkeste hastalık var, herkeste geçmeyen aynen, bir öksürük var. Siz bugün bahsetmiştiniz kızılcık tarhanasından. Evet, kızılcık tarhanası çok önemli. Biz tabii burada hazırını bulamadık kızılcık tarhanasının ama C vitaminleri bakımından bir de kızılcık orman meyvesi. Aynen. Çok güçlü antioksidanlar içeriyor. Bunu kendiniz yapabilirsiniz bölgenizde varken. Muhakkak kendiniz yapın, hı-hı, ve içine kızılcık koyun. Ama şunu da yapabilirsiniz. Eğer evinizde kızılcık yoksa bölgenizde, yetişmiyorsa ve bulamıyorsanız aynısını kuşburnuyla da yapabilirsiniz. Evet, kuşburnu çok benziyor. Kuşburnu tazeyken pürü haline getirip tarhananın hamuruna koyarsanız çok güzel C vitamini. Rengi de vitamini, çok güzel oluyor. Evet, kesinlikle. Bir tarhananız olmuş olur. Biz tarhanın normal tarhanayı kaynattık. Kaynattık. Ne yapacağız buna ilave olarak? Zencefillik çorbada zencefil denemiş miydiniz? Yok. Şimdi 4 kişilik bir tarhana için vereceğim ölçü. 1 tatlı kaşığı zencefil. Tarhananız pişerken
Bunu içine, şimdi bizim kaşığımız küçük, küçük diye. İki tane. İki tane koyduk içine. Tamam, ben hemen karıştırıyorum. Abi. Zencefilimizi koyuyoruz. Bir de havlucanımız var burada, toz. Yine zencefile benzeyen bir kök. Güzel koktum. Ondan da bir kaşık koyuyoruz. Havlucan. Evet, havlucan. Bu çok iyi ısıtıcı. Özellikle kış günlerinde, iş yeriniz uzaksa, sokakta çok fazla yürüyorsanız, sabahleyin çıkmadan önce bir kağıt bardak alıp içine koyup yolda hem içe içe gidebilirsiniz. Bizde çok o kültür fazla yok ama. Evet. Aynı zamanda ama çok iyi ısıtıcıdır, tonik etkisi vardır. Zencefilin faydalarını size saymakla herhalde burada vaktimiz yetmeyecek. Zaten hepiniz de az çok biliyorsunuz. Evet, zencefili biliyorum. Ama çok farklı bir çorba oluyor. Hiç tarhanaya benzemiyor. Hatta dün ben yine sosyal medyada yazdım. Size soracaklar bu tarhanadan sonra. Siz hala annenizin tarhanasını mı içiyorsunuz diye. İstiyorsanız ben birazdan ikram edeceğim. Şey, topakları içinde şey yapayım. Peki yapayım. Biz devam buraya ederken geçelim. Tamam. Hafıza ve bağışıklık güçlendirenler. Evet, ne var? İşte hafıza ile ilgili özellikle sınav zamanında özellikle çok soruyorlar. Orada da bir yanlış ciddi kullanım var. Hafıza için demin bahsettiğimiz arı sütü çok güvenle kullanılabilir küçük çocuklar için. Niye getirdim? İşte yalan yanlış birçok bilgi veriliyor. Ginseng ve burada hafıza güçlendirici ginkgo biloba var. Artık ginkgo biloba bütün dünyanın kabul ettiği ilaç olarak da üretilen bir yaprak. Bakın burada gördüğünüz gibi aslında yaprak kırılmamış olsa tam şekli beyne benzeyen bir bitki. Çok özel bir bitki bu. Unutkanlık için, Alzheimer için bir sürü etkileri mevcut bunun. Ve kanıtlanmış klinik çalışmalar var bununla ilgili. Burada da ginseng var. Her ikisinde birbirine benzer etkileri var. Ben ginseng'i ilk defa böyle görüyorum. Evet, kök hali bu. Kök hali, yani çok enteresan. Evet, kırmızı Kore ginseng. Tabii tabii. Kırmızı Kore ginseng. Kıramam ki. Evet, biraz zordur. Ben kırdım. Evet, bakın gördüğünüz gibi içi kıpkırmızı. Bu da beyne giden damarlara bol miktarda oksijen taşınmasını ve o damarların aktif olmasını sağlıyor. Ama bu 16 yaşından 15 yaşından küçük çocuklara verilecek bir bitki değil her ikisi de. Demek ki 15-16 yaşından sonra özellikle üniversite çağı zamanındakilerde kullanılabilir. Kullanılabilir. Ama küçükler için de çok soruyorlar. İşte ortaokul, lise dönemindekiler için. İşte onlar için arı sütü B vitaminleri bakımından oldukça zengin. Günde dediğimiz gibi eğer 15 yaş altı ise yarım gram kadar verecekler arı sütü çok işlerine görecek. Peki bir tarifimiz daha var mı? Çok ısrarlı bir soru var. O soruyu alalım. Evet buyurun. Şey yorgunluk için, uyku için. Peri çay, çayınız da var mı acaba? Yani onlar çok basit tabii. Yani Melisa çok iyi uykusuzluk için. Limon kokulu Melisa, buna da dikkat yorgunluk etmek atıcı lazım. Mesela. İşte zaten iyi uyursanız zaten muhtemelen iyi kalkacaksınız. Yorgunluğunuz kalmayacaktır. Doğru. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela arı sütü çok ciddi bir enerji vericidir. Mesela arı sütünü biz akşamları gece yatarken çok tavsiye etmiyoruz insanlara. Çünkü uyku tutmayabilir. Ciddi bir enerji kaynağıdır. İstiyorsanız biraz bahsetmek gerekirse arı sütü bir tek kraliçe arı tarafından yenilen özel bir besindir ve larvalar arı sütünün içinde beslenir. Normal arının ömrü 3 ila 5 ayken kraliçe arı sırf arı sütüyle beslendiği için 6 yıl yaşar. Ve doğduğu günden itibaren de kendi hacminin 2000 katı büyür. Çok farklıdır yani her şeyle hem ömrü kendi hacminin 2000 katı. Bu inanılmaz bir peki rakam. Sabahları mı içeceğiz mesela bir çay kaşığı mı ne kadar tarif yok, acaba? Yok bir çay kaşığı içeme. Bir çay kaşığı içerseniz işe falan koşarak gider. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum soru için. Çok teşekkür ederim. Çorba bir şey diyorum. Bu çok şey bir verimli bir gün oldu Ayhan Bey. Evet. Size de bir şey ikram edemedik. Ben çorba vereyim. Çorba tadı. Orada var da. Son olarak şunu da bir söyleyelim. Kansere iyi gelen bitkiler diye bize bir grup vermiştiniz. Evet. Onu da bir söyleyelim lütfen. Çingeveni var burada. Astragalus. Bu Çin tıbbında neredeyse 1000 yıldır tedavilerde kullanılan bir bitki. Bağışıklık sistemi için olmazsa olmaz. Hatta birkaç tane özelliklerini keşfettikçe de değişik enteresan bilgilere ulaşıyoruz. Dünyada bir tane bitki var mesela böbreklerde protein kaçağı için kullanılabilecek tek bitki. İşte çingeveni. Bu görsünler diye de özellikle de bunu gösterdik. Burada bunun çayını yapabilirler. Günde iki defa içebilirler. Bunun hapları, kapsül halleri, sıvı formları da mevcut ve dünyada çok şu an kullanılıyor. Zaten propolis bağışıklık sistemimiz için olmazsa olmaz. Çok önemli. Propolisi de muhakkak özellikle bugünlerde çocuk, büyük, yetişkin herkese ben sıklıkla tavsiye ediyorum. Peki Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Derneği Başkanı ve bitki uzmanı Ayhan Erce. Ayhan Bey çok keyifli oldu. Bir dakikamız varsa çok kısa bir şey söyleyeyim. Bir dakikamız yok ama çok kısa bir şey söyleyeyim. Bu salı günü Caddebostan Kültür Merkezi'nde bizim bir seminerimiz var. Herkese halka açık, ücretsiz ve halkımızı doğru bilinçlendirmek adına. Süper. Daha bekliyoruz. Uzun bir programı orada yapacağız. Bu arada çorba harika. Çorba harika. Reklama gidiyoruz efendim.
Evet efendim, bir haftanın daha sonuna geldik. Biz bu arada reklam arasında bu tarhanayı, zencefilli, havlu camlı tarhanayı bir güzel içtik. Valla şu an böyle alev çıkıyor vücudumuzda. Aynen. Diyorum ne oldu, bir her tarafından sıcaklık var. Gerçekten çok tam böyle ilaç niyetine içilebilecek bir çorba. Tarhananızı evden eksik etmeyin. Beğendiniz değil mi tarhanayı? Evet. Evet, size çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Her şeyden önce sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Vaktiniz varsa bu çorbayı da yapın diyoruz. Görüşmek üzere. Pazartesi 10.30'da görüşürüz efendim.